Kurban Allah'a yakınlaştıran ibadet demektir ki bir başka ifadeyle kurban günlerinde Allah'ın rızası için Allah rızasına uygun bir şekilde bir hayvanı kurban etmektir ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta Müslümanın kurban günlerinde yani kurban bayramında yapacağı en hayırlı amel kurban kesmektir. Allah rızası için kan akıtmaktır ki ayet-i kerimede de Kevser suresinde inna ateynakel kevser fasalli li rabbike venhar inne şani ekehuvel ebtar ayet-i kerimesinde Allah kurban kesmeyi bizlere, müminlere bir anlamda emretmektedir. Bu bağlamda hem Kur'an'da hem sünnette kurban ibadeti mevcuttur. Hanefi mezhebine göre gücü yetenlerin, imkanı olanların kurban günlerinde kurban kesmesi vaciptir. Şafii mezhebine göre ise ömürde bir kere de olsa Allah rızası için bir kurban kesmek sünnettir. Bu bağlamda ister vacip ister sünnet en nihayetinde bu bir ibadettir ve Allah'a yakınlaştıran en sevimli amellerden, en sevimli hayırlardan, en sevimli ibadetlerden biri olduğu için sünnet ya da vacipliğine bakmaksızın imkanı olanların bu ibadeti yapması gerekir ve tavsiye edilir. Ki Peygamberimiz şunu söyler, kim ki bir kurban keser, kurban günlerinde böyle bir ibadet yapar, o kurbanın daha kanı yere düşmeden Allah o müminin sevabını ve karşılığını verir. Allah böyle bir imkan ve nimet verdiğine göre gücü yetenlerin kurban kesmesi mutlaka olmalıdır. Bir kere bütün ibadetlerde olmazsa olmaz şu vardır. Bir, Müslüman olmak. İki, akil. Üç, baliğ olmak. Yani kişinin bir ibadeti yapabilmesi için ya da bir ibadetle mükellef olabilmesi için öncelikle Müslüman olması, sonra aklının başında olması, üçüncü şart da baliğ olması. Bu üç şart olduktan sonra bir takım ibadetlerle mükellef oluruz. Ama ve lakin başka ibadetlerle ilgili olarak başka şartlar da söz konusu olabilmektedir ek olarak. Kurban ibadetinde de bu üç şartla birlikte bir de kişinin belli bir güce, maddi bir güce erişmiş olması gerekir. Tıpkı zekatta olduğu gibi maddi gücü olacak ki bu ibadetle mükellef olsun veya bu ibadeti yerine getirsin. Artı bir de mukim olacak. Yani yaşadığı şehirde, yaşadığı muhitte bayram günlerinde kalıyor olacak. Şayet sefere çıksa, yani yolculuk halindeyse ya da seyahate çıktı diyelim ki kurban o kişiye vacip değildir. Ama yolculuk halinde olduğu durumda da kurbanını kesmek isterse buna da hiçbir sakınca yok. Kestiği kurban da geçerlidir ve Allah indindeki sevabı çoktur. Tabii ki her ibadetin kendine göre şartları var, rükünleri var. Kurban ibadetinin de kesilecek hayvan anlamında şartları vardır. Öncelikle hayvan kesilecek hayvan koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olmalıdır. Eti yenilen bu hayvanlardan biri olmalıdır. Sadece bu hayvandan olması da yetmez. Artı bunların da belli bir yaşa gelmesi gerekir. Örneğin keçi ve koyun bir yıllık olmalıdır en azından. 9 aylık, 8 aylık olmaz. Fakat müştehidlerimiz şunu da söylemiştir. Koyun eğer besili ise bir yıllık bir hayvan gibi bir cüsseye, bedene sahip olmuşsa onu da kesebiliriz. Artı sığır ve manda dediğimiz hayvanlarda da 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Ülkemizde pek yok ama devenin olduğu ülkeler için söyleyeyim. Devenin de yaş olarak 5 yaşına gelmiş olması gerekir. Yani bu hayvanlardan ve bu yaşa gelen hayvanları biz kurban edebiliriz ama bu da yetmez. Ayrıca kesilecek hayvanın da sağlıklı olması gerekir. Sağlığı yerinde olmayan örneğin işte kör veya topal veya dili kuyruğu kesik, ayıp kusur kabul ettiğimiz hayvanda ayıp kabul ettiğimiz maddi değerini düşüren bir takım hastalıkları, kusurları, eksikleri varsa onlar da kurbana uygun olmaz. Çünkü bu ibadet Allah için yapılıyor, Allah'a sunuluyor. Allah'a sunulan bir ibadet tabii ki en güzel ve en hani besili olan hayvandan yapılmalıdır. Zekatlar, sadakalar, hayırlar ve kurbanlar sahip olduğumuz en değerli maldan yapıldığında daha sevap ve daha güzel olur. Bu bağlamda
ölümcül hastalığa yakalanmış veya kör, topal, dili, kuyruğu kesik hayvanları kurban etmek doğru değildir. Kurbanı kurbana yaraşır şekilde, Allah'ın rızasına nail olacak şekilde besili ve sağlam bir hayvandan yapmamız gerekir. Kurban yakınlaşmak dedik. Neye yakınlaşmak? Allah'a yakınlaşmak ya da Allah'a yakınlaştıran, Allah'a manen yakınlaşmaya vesile kılan bir ibadettir. Aynı zamanda kullara da yakınlaştıran bir ibadettir. Nasıl ki kurbanı kestiğimizde Allah'ın rızasına nail olup onun rızasına nail olduğumuzda manen ona yaklaşıyorsak, onun sevgisini ve rızasını kazanıyorsak, aynı şekilde kestiğimiz kurbanla komşumuzu, akrabalarımızı, ihtiyaç sahibi insanları sevindirdiğimiz için, onlara ikramda bulunduğumuz, hediye ettiğimiz için, bir anlamda onların gönüllerine girdiğimiz için kurban ibadeti onlara da bizi yakınlaştırıyor. Haliyle kurban ibadeti bir tarafta yaratıcıya, diğer tarafta yaratılana yakınlaştıran bir ibadettir. Bundan dolayı önemli bir ibadettir. Kulla Allah'ın arasındaki bağı kuvvetlendirir. Kulların arasındaki kinin, nefretin, hasedin, düşmanlığın, kırgınlığın, küskünlüğün de azalmasına bir vesiledir. Diğer tarafta kalplerin ve gönüllerin kaynaşmasına vesile olduğu için inancımız bu ibadeti bize tavsiye eder. Haliyle kurbanı kestiğimizde üç parçaya ayırırız. Kurban eti üç parçaya ayrılır. Bir parçasını evimizde bırakırız. Hanemizde, çoluk çocuğumuzla birlikte yeriz. İkinci parçasını komşu ve akrabalara veririz. Komşumuzun, akrabamızın zengin olmasının bir önemi yok. Bizden daha zengin olabilir. Kurban da kesmiş olabilir. Bir şeyi değiştirmez. Buradaki amaç onu sevindirmek, onu unutmamak, gönülleri ısındırmak ve komşuluk ve akrabalık tabiri caizse damarlarını, yollarını, kanallarını açık tutmaktır. O bağları güçlendirmektir, zayıflatmamaktır. Bundan dolayı inancımız komşu ve akrabaya da kurban etinden vermeyi tavsiye eder ve vermeliyiz de. Üçüncü ve son parçasını da ihtiyaç sahibi, akraba olsun olmasın, komşu olsun olmasın, çevremizde, mahallemizde, apartmanımızda, yaşadığımız şehirde var olan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize vermektir. Üçe ayırırız, bir daha söylüyorum. Kendimize bir parçasını alırız, bir parçası komşu ve akrabalara, son parçası da ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize dağıtırız. Şimdi kurban ibadetinde asıl olan aslında kişinin kendisinin kurbanının başında kalıp, hatta kesebiliyorsa kendi kurbanını kendisini kesmesidir. Asıl olan budur, tavsiye edilen de budur. Herkes kurbanın başında bulunsun, kurbanını da hatta imkan varsa kendisi kessin. Ancak bu zorunlu mu? Değil. Kişi kurbanını kendisi kesebileceği gibi başkasını da kestirebilir. Mali ibadetler, yani zekat gibi, işte hac gibi, kurban gibi ibadetler, ki biz bunlara fıkıhta mali ibadetler diyoruz. Yani maddiyatla da yapılan ibadetler, kişinin bizzat kendisinin yapabileceği gibi başkasına da vekalet verebilir. Örneğin kişi zekatı vardır. Kendisi çıkarabildiği gibi vekalet yoluyla Afrika'ya ya da Arakan'a, işte Bosna'ya, Filistin'e de oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gönderebilir. Aynı şekilde kurban ibadetinde de kişi yaşadığı şehirde bu kurbanını kendisi kesebilir. Ama vekaletle de diyelim ki deprem bölgesine göndermek istiyor. Oradaki kardeşlerimiz bu bayramda onları sevindirim, onlar da kurban etinden istifade etsin veya Afrika'da et bulamayan insanlar var, onları sevindirim, onların duasını alayım niyetiyle kurbanını vekaletle kestirmek isteyebilir. Bu da mümkündür. Burada asıl olan, ister kişinin yaşadığı şehirde, ister başka şehir ya da ülkede olsun, fark etmeksizin ki, önemli olan bu ibadet için bir vekalet vermesidir, eğer kendisi kesmiyor. Artı kurban günleri dediğimiz birinci, ikinci ve üçüncü günde bu kurbanın kesilmiş olmasıdır. Üçüncü aşamada da ihtiyaç sahibi insanlara bunu dağıtmaktır. Bunları yaptıktan sonra, yani kurban kesildi, ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtıldı. Kurban günlerinde bu kurban kesildiyse
kurban vekaletini ister bireysel ister kurumsal anlamda vermiş olalım, hiçbir farkı yok. Hepsi de geçerlidir. Örneğin kişi akrabasına, dostuna da vekalet verebilir kurban kestirmek için. Artı bir kurum dediğimiz Diyanet Vakfı'na, Mehmetçik'e veya Kızılay'a da verebilir. Bunda da hiçbir sakınca yok. Vekalet geçerlidir ve yapılan bu kurban ibadeti de yerine gelmiş olur. Bir kere bütün ibadetlerin bir şekli vardır, bir şartı vardır, bir rüknü vardır. Artı her ibadetin kendine göre hikmeti ve gayesi de vardır. Sebepsiz, hikmetsiz ve gayesiz bir ibadet yoktur. Namazın da bir hikmeti vardır, orucun da vardır, zekatın da vardır, kurbanın da bir hikmeti ve gayesi vardır. Artı her ibadetin de bir şekli vardır ve o şekle göre de yapmak zorundayız. Yani eğer ki kişi hac yapmak istiyorsa Kabe'ye gidecektir. Kabe'de menasik dediğimiz sorumluluklar neyse onları yapacaktır. Kabe yerine ben başka yere gideceğim diyemez. Hacı olmak istiyorsa tabii ki o hac mevsiminde, hac günlerinde Arafat'ta ve Mekke'de olmak zorundadır. Ben hacı olurum ama başka gün başka yerde yaparım diyemez. Bunun şartı budur. Haliyle kurban ibadetinin de kendine göre şartları vardır, hükümleri vardır ve şekli vardır. Şekli şudur ki kurban günlerinde bir kurban keseceğiz, bir kan akıtacağız. Allah bunu böyle emretmiş. Ta Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen bir ibadettir bu. Bütün insanlık tarihi boyunca ve bütün peygamberlerde var olan bir ibadettir. Son şeklini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde almıştır. Bugünkü şekliyle kurban ibadeti son şeklini almıştır. Allah kurban günlerinde bir kan akıtmayı bize emretmiştir. Haliyle bir kurban kesmek istiyorsak ya da kurban ibadetini ifa etmek istiyorsa Müslüman, bir kurban ibadetini yapmak istiyorsa bunun şekli, bunun yolu, şartı ve rüknü kurbanı kesmektir, bir kan akıtmaktır. Bu bağlamda evet İslam yardımlaşmayı, dayanışmayı, ihtiyaç sahibi insanları gözetmeyi, kalkındırmayı tavsiye eder. Büyük bir sevaptır da çünkü insanı sevindiriyorsunuz. İnsanın bir sıkıntısını gideriyorsunuz. Haliyle Allah indinde bunun mükafatı çok farklı ve fazladır. Ancak ne kadar biz bağışta da bulunsak, ne kadar iyilik de yapsak, ne kadar iyi niyetle de bu ibadeti yapsak, sadaka anlamda söylüyorum, hiçbir zaman kurban ibadetinin yerine geçmez. Bunlar birbirinin de alternatifi değildir. Sadaka ayrı bir ibadettir, kurban ayrı bir ibadettir. Her ibadetin de kendine göre bir hikmeti ve gayesi vardır. Bundan dolayı kişinin kurban günlerinde kesmesi gereken kurbanını kesmesi dini bir vecibedir, kesmelidir. Hiçbir şekilde onun yerine bir sadaka veya bağış vermek, yapmak o ibadetin yerine geçmez. O ibadetin sebep, hikmet ve gayesine de uygun değildir. Her ibadetle ilgili toplumda bir takım bid'at ve hurafeler söz konusudur. Bu ibadetlerden birisi de kurban ibadetidir. Maalesef son dönemlerde özellikle sosyal medyanın biraz daha yaygınlaşmasından sonra bid'at ve hurafeler daha da öne çıktı ya da bilinir hale geldi. Onlardan birisi örneğin kurban ibadetiyle ilgili olarak kurban kesildikten sonra işte o kanı alına ya da arabamıza, evimizin duvarına sürmek sanki bir vecibeymiş, sanki iyi bir şeymiş, sanki bizi ve ailemizi, arabamızı, evimizi bir nazardan, bir kötülükten koruyacakmış gibi bir uygulama var. Ama bunun dinde yeri yok. Bu bid'attır ve hurafedir. İslam'ın özünde ve İslam'ın ibadet anlayışında yoktur. Çünkü kan necistir. Necis bir şeyi bedenimize ya da arabamıza sürmek de uygun değildir. Nazardan koruyan Allah'tır. Sağlığı veren Allah'tır. Malı mülkü veren ve koruyacak olan da Allah'tır. Bundan dolayı böyle güzel bir ibadeti, Allah için yapılan kurban ibadetini böyle bir bid'at ve hurafeyle bir anlamda bozmamalıyız ya da onun o ruhuna ve güzelliğine, maneviyatına bir gölge düşürmemeliyiz. Doğru bilinen yanlışlardan diyeyim olan kanı alnına veya arabaya sürmek doğru değildir. Ne kurban günlerinde, kurban ibadetinde ne de başka bir kesimde hiçbir zaman
bu kanı alnımıza ya da çocuğumuzun, arabamızın alnına sürmemeliyiz. Bir başka husus, kurban yerine bağışta bulunmak. Ya işte sonuçta ben kurbanı kestiğimde yine birilerine dağıtıp sevindireceğim. Öyle yapmaktansa ben para vereyim. Para ihtiyaç sahibinin bütün ihtiyaçlarını görür. Onunla elbise alır, onunla yolculuk eder, evine, mutfağına bir şey alır anlayışıyla bağış yapılıyor. Ama bunun İslam'da yeri yok. Neden? Çünkü her ibadetin bir hikmeti, gayesi vardır. Allah dileseydi kurban yerine sadaka verin derdi. Bunu da emrederdi. Hiçbir engel de olmazdı buna. Kimse de yok diyemezdi. Allah bu ibadeti böyle emrettiğine göre bu ibadeti de öyle yapmak zorundayız. Nasıl ki hac için Kabe'ye gönderiyorsa, evimizde de dileseydi evinizin bir yerinde dönün deyip Kabe yerine bir şeye tavaf ettirebilirdi. Ama Allah Kabe'ye kadar, Mekke'ye kadar bizi gönderdiğine göre bir hikmeti vardır. Ramazan'da bir ay oruç tutun dediğine göre bir hikmeti vardır. Dileseydi Ramazan'da değil Şevval'da tutun derdi. Bir ay değil bir gün tutun derdi. Dolayısıyla burada Allah bize bu ibadeti bu şekilde yapmamızı emrettiğine göre bize düşen görev, o hikmet ve gayeye sadık kalarak kurbanı kurban gibi kesmektir, bağış yapmamaktır. Ama son dönemde yayılan hurafelerden birisi de budur ya da yanlış anlayışlardan birisi de budur. Kurban yerine bağışta bulunmak, bu doğru bir anlayış değildir. Bir başka husus, bu da son dönemde yayılan bid'atlardan birisi. Örneğin kurban kesmeye gücü yok kişinin. 3 kişi, 5 kişi bir araya gelerek bir koyunu ya da işte bir hisseye giriyorlar ve kurban kesiyorlar. Bunun da dinde yeri yok. Bu kurban olmaz. Gücünüz varsa kurbanı kesersiniz vacip olarak. Gücünüz yoksa zaten Allah sizi bununla sorumlu tutmamıştır. Eğer sünnet olarak bile kabul etsek bu ibadeti, bunun da yolu, yordamı kişinin bizzat bir koyunu ya da bir keçiyi, bir hisseyi kendi imkanıyla kestirmesi ya da kesmesidir. Gücün yoksa sen bu ibadetle zaten sorumlu değilsin. Ayet-i kerimede "La yükellifullahu nefsen illa vus'aha" buyurulur. Allah kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk, bir yük yüklemez diyor. Bundan dolayı eğer ki kişinin gücü yoksa kurban kesmeye, 2-3 kişinin bir araya gelip bir kurban kesmesi uygun değildir. Ha şu olabilir, bizim imkanımız yok kesmeye ama Allah rızası için ortak olalım, bir kan akıtalım. Sünnet anlamında, sadaka anlamında bir problem yok ama kurban günlerinde kurban ibadeti niyeti ile birkaç kişinin bir araya gelip tek hisseye veya tek bir koyuna, tek bir keçiye ortak olması ve kurban kesmesi uygun değildir. Çünkü bu bir yerde dini tahrif etmektir. Dini ve dini hükümleri değiştirmektir. İbadetin o şart ve rükünlerini bir anlamda yok saymaktır. Doğru değildir. Bir başka husus, son dönemlerde peygamberimizin adına kurban kesmek veya ölü adına kurban kesmek. İşte kabir kurbanı, ölü kurbanı, peygamber adına kurban kesmek, bu anlayış doğru bir anlayış değildir. Tabii ki peygamberimizin ruhuna iyilikler yapabiliriz, sadakalar verebiliriz, ikramlarda bulunabiliriz, dua ederiz, ibadet ettikten sonra o ibadetin o sevabını Efendimiz'e hediye edebiliriz. Buna bir problem yok. Ancak bir kurbanı keserken ben bunu peygamberimizin adına kesiyorum demek doğru bir anlayış değildir. Artı işte bunu şu kabir için kesiyorum, şu yatır için kesiyorum demek doğru değildir. İslam'da yeri yoktur. Bunlar hep bid'at ve hurafedir. Evet, bir koyunu keseriz. Kestikten sonra ben bunun sevabını şu kabirdeki yatan zata, örneğin işte şu türbede olan iyi insana, ülkeme, milletime, inancıma, hizmeti geçmiş insanın ruhuna hediye ediyorum diyebiliriz. İşte örneğin Hazreti Mevlana'ya hediye ediyorum diyebiliriz. Yedi uyurlara, Ashab-ı Kehf'te olanların ruhuna hediye ediyorum diyebiliriz. Ama onlar için kesiyorum, onlara kesiyorum anlayışı doğru bir anlayış değildir. Bundan da uzak kalmalı. İslam'ı ve İslam'ın ibadetini ve o ibadetin şartlarını, rükünlerini tahrif etmemek lazım. Bundan sakınmak lazım. Bir başka yanlış, toplumda şöyle bir algı var. Kurbanı sadece erkek keser veya bir hayvanı sadece erkek keser. Kadınlar hayvan kesemez, kurban kesemez anlayışı var bizde. Ama bu anlayış doğru bir anlayış değildir. Erkeğin kurbanı kesebileceği gibi
kadının da kurbanı kesmesi mümkündür. Kestiği kurbanın eti yenilir ve caizdir. Erkek kadın ayrımı yoktur bu konuda. Ama belki fiziken biz biraz erkekler daha güçlü olduğumuzdan veya ruhen biz hani daha dayanıklı olduğumuzdan bu tarz olaylara, kan görmeye ve kesmeye toplumumuzda böyle bir örf oluşmuştur. Kurbanı ya da hayvanı erkekler keser ya da kasaplık mesleğini erkekler yapıyor ama kadınların da kasaplık yapmasında, bir hayvanı kesmesinde veya kurban ibadetini, kurban için bir hayvanı kesmesinde hiçbir sakınca yoktur. Son aklıma gelen hurafelerden birisi, mesela büyük başa 7 kişi gireriz. 7 hisse girebiliyoruz. 7'ye kadar bunun yolu var. 8. kişi giremez. 6, 5, 3, 2, 1 de aslında bir kişi tek başına 7 kişilik bir hisseyi kesebilir. 3 kişi de kesebilir. Ama bizim toplumda şu var. Yani illaki tekli bir rakam olacak. Ya 1 kişi olacak, ya 3 kişi olacak, ya 5 veya 7 kişi olacak. Öyle bir anlayış yok İslam'da. 2 kişi de bir araya gelip 7 kişilik bir hisseyi kesebilir. 5 kişi de gelebilir, 4 kişi de gelebilir. Bunun sınırı 7'dir. 7'ye kadar ortak olarak bir büyük başa girebiliriz. 8. giremez ama bunun dışında 6, 5, 4, 3, 2 şekliyle de bu kurbanı ortak olarak kesmemizde hiçbir sakınca yoktur. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları vardır. Aslında ibadetlerin de emredilme hikmetlerinden birisi de budur. Bir tarafta Allah'a karşı görevinizi, sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz, onun rızasını kazanıyorsunuz. Diğer tarafta da yaptığınız ibadet, örneğin zekat, fakir fukarayı sevindiriyorsunuz. Burada da bireysel ve toplumsal anlamda bir faydası ya da bir insanlara bir getirisi oluyor. Kurban ibadeti de aynı şekilde, bu ibadeti yerine getirdiğimizde bir tarafta bireysel olarak Allah'a karşı manen yakınlaşıyorum, günahımı affediyor, sevap veriyor, ahirete cennetini alıyor. Ama diğer tarafta da ben komşumu, akrabamı vesaire insanları sevindirdiğim için de toplumsal bir barışa, toplumsal bir muhabbete de bir vesile oluyor. Bu bağlamda aslında ibadet olarak kurban ibadeti hem toplumu kaynaştıran, hem toplumsal bağları güçlendiren, hem de küslüğü, kırgınlığı bitiren, hem de kalpteki cimriliği söküp atan ibadetlerden birisidir. Bundan dolayı kurban günlerinde Peygamberimizin ifade ettiği en güzel yapacağınız ibadet, kulluk, kurban ibadetidir diyor. Çünkü bir tarafta Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz, onun sevgisini alıyorsunuz ama diğer tarafta da belki yıl içerisinde darıldığınız, birbirinize kızdığınız, birbirinizi ihmal ettiğiniz, komşunuzu, akrabanızı, arkadaşınızı, tanıdığınızı belki bir et parçasıyla onun gönlünü alıyorsunuz. Burada et az ya da çok bir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan oradaki o jesttir, o hatırlamadır, o hatırlanmadır. O sevgiyi, o muhabbeti bir anlamda meydana getirmektir. Bundan dolayı kurban ibadeti bize aslında hem paylaşmayı öğretir, hem cimriliği söküp atar, hem de toplumsal barışa bir katkı sunuyor. Diğer tarafta da tabii ki bir ibadet olarak ifa edildiğinde Rabbimizin de rızasına nail oluyoruz. Kurban bayramı ve bir de Ramazan bayramımız var. Aslında yılda iki bayramımız var. Yılda iki bayram gelmesinin hikmeti de şudur. Yıl içerisinde insanlar birbirini ihmal edebilir, birbirini unutabilir. Hayat hızlı akıyor. İnsanlar farklı şehirlerde, beldelerde yaşıyor, birbirini unutabilir. Selamı, sabahı bile yeri geliyor, esirgeyebilir, unutabilir, ihmal edebilir. Onların tekrar hatırlanması için, akrabalık, komşuluk bağlarının tekrar güçlendirilmesi için, artı Müslümanların durup dinlenmesi, tefekkür etmesi için Allah bize bayramları lütfetmiştir. Artı bayramlar sevinç günleridir. Yani bizler bayram günlerinde ne yapıyoruz? Birbirimizi ziyaret ediyoruz, birbirimizin hal hatırını soruyoruz, ikramda bulunuyoruz, ikram alıyoruz vesaire. Neşe günleridir, sevinç günleridir. Neşe ve sevinç günleri olduğu gibi aynı zamanda bayram günleri ibadet günleridir. Ki ibadet İslam dininde
belli gün ve gecelere hasredilmemiştir ya da sınırlandırılmamıştır. Yılın 365 gününde ibadet vardır. Gece de vardır ibadet, gündüz de vardır. Önemli gün gecelerde de vardır, normal günlerde de vardır. Cuma gününde olduğu gibi pazartesi gününde de ibadet var. Ramazan ayında olduğu gibi diğer aylarda da vardır. Haliyle aslında Müslümanın hayatında her gün ibadet vardır. Bayram günlerinde de ibadet vardır. Bir yönüyle neşe, sevinç günleridir. Diğer gün, diğer yönüyle de ibadet günüdür. Bundan dolayı Müslüman bu bayram günlerini iyi değerlendirmeli. Hangi anlamda iyi değerlendirmeli? Birincisi, müminlik bilincimizi yeniliyor bayramlar. Müslümanlığımızı hatırlıyoruz bayram namazıyla, kurban ibadetiyle mesela. Diğer tarafta millet olarak biz bir kimlik oluşturuyoruz bayramlarla. Bu kimliği aslında biz çocuklarımıza, torunlarımıza da bir anlamda aktarmalıyız. Çünkü bayramlar milli ve manevi kimliktir. Bundan dolayı bayram namazına gittiğimizde mesela çocuğumuzu, torunumuzu da götürmeliyiz. Bir kurban ibadetinin o maneviyatını çocuk yaşayabilmelidir. Tabii ki onun da psikolojisini de olumsuz etkilemeden bir süreç yürütmek lazım. Ama en nihayetinde aslında milli ve manevi kimlik olduğu için, buna vesile olduğu için kurban bayramını ve diğer Ramazan bayramını çocuklarımızla paylaşmalıyız. Aynı zamanda bayramlar kırgınlıkların, kızgınlıkların, küskünlüklerin bitirildiği ya da bitirilmesi gereken günlerdir. Ki Peygamberimiz Müslümanın Müslümandan 3 günden daha fazla küs kalması caiz değildir diyor. Caiz değildir demek bir şeyin yapılması uygun değildir demektir. Örneğin kişinin içki içmesi caiz değildir diyoruz. Dinen haramdır. Aynı şekilde kişinin komşusundan, akrabasından, mesai arkadaşından 3 günden daha fazla küs kalması, konuşmaması, selamını almaması vesaire İslam'da caiz görülmemiştir. Yani yasaklanmıştır. Yani haram kılınmıştır. Bu bağlamda aslında bayram günleri bir vesiledir. Neye vesiledir? Biz mesai arkadaşımızla belki bir problem yaşadık. Belki komşumuzla, belki apartmandaki bir arkadaşımızla veya aile efradı veya komşularımız veya akrabalarımız vesaire. Haliyle birbirimizden biz kırılmış, gücenmiş, küsmüş olabiliriz. Haklı ya da haksız. İşte bayramlar buna bir vesiledir. O kırgınlığı, kızgınlığı, küskünlüğü bitirmek için bu bağlamda İslam dini bize bayramları fırsat olarak sunar. Bir tarafta neşe günleridir, diğer tarafta barışma günleridir. Kızgınlığı, kırgınlığı, küskünlüğü bitirme günüdür. Diğer yönüyle de ibadet olarak kurban kesme, artı bayram namazını kılma, artı sadaka verme ki çocukları, ihtiyaç sahiplerini sevindirmek, giydirmek de dini bir sorumluluktur. Bir de teşrik tedbirlerimiz var. Bayram günlerinde Arefe'den başlamak kaydıyla bunları da ihmal etmemeliyiz. Ama en önemlisi evimizin de gönlümüzün de kapılarını herkese bayram günlerinde açabilmeliyiz. Bir kere şunu ifade edelim ki bayramı bayram gibi yaşamalıyız. Bayramda evimizin kapılarını kapatmamalıyız veya yaylaya, denize gidip tamamen bir tatil havasına bayramı sokmamalıyız. Bayramın bir anlamı aslında unuttuğumuz ya da ihmal ettiğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı hatırlamaktır, hatırlamaya bir vesiledir. Bu bağlamda bayramı bayram gibi yaşamalı, seyahat edeceksek, yolculuğa çıkacaksak da lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Canımız da başkasının canı da kıymetlidir. Ne biz ne bir başkası trafik kazası ile ne bizim ne bir başkasının canı yanmasın. Ve tabii ki bayramda çocukları sevindirelim. Peygamberimiz öyle yapardı. Kendi çocuğumuz olabilir, başkasının çocuğu olabilir. Bir şekerle de olsa onların gönüllerini alalım. Huzur evlerinde ve nice apartman dairelerinde kapıdan, pencereden birinin gelmesini bekleyen yaşlılarımız, insanlarımız var. İmkan varsa, böyle dostlarımız, akrabalarımız varsa onların kapılarını çalalım, gönüllerini alalım, ellerini öpelim, dualarını alalım. Ve tabii ki bu ülke için ve bu ülke insanı için toprağa düşen şehitlerimiz var. Onların aileleri, evlatları bize emanettir. O emanetleri de bugün ziyaret ederek,
hal ve hatırlarını sorarak, bir takım ikramlarda bulunarak onları da sevindirmeliyiz, hatırlamalıyız. Belki onların maddi bir ihtiyacı yoktur ama hatırlanmaya ve ziyaret edilmeye ihtiyaçları vardır. Onları da ihmal etmeyelim. Bu vesileyle bayramımızın ülkemize, İslam alemine, üniversitemize ve bütün insanlara, insanlığa hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan diliyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum.